Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni bir model olarak sunuldu. Yeni olmasının sebebi bir önceki modelin Türkiye'deki eğitim sistemine cevap vermediği yaklaşımıyla. Ama bunlar bir gerekçe olarak öncesinden sunulmadı topluma. Bir öğrenim programı yapılırken teknik olarak gerekçeleri ortaya konur. Analiz, ihtiyaç analizi yapılır. Ama bunlar yapılmadan bir kurguyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye bir model, bir müfredat önümüze hızlı bir şekilde geldi. Henüz hiç kimse bu modelin önceki modele göre neyi yeni olarak, neyi yenilikçi olarak toplumun ve eğitimin gündemine soktuğu belli değil. Ama biz bu maarif modeli üzerinde yaptığımız çalışmalarda, analiz çalışmalarında aslında yeni, ismi yeni olmakla beraber hiç de yeni olmayan eski bir eğitim yaklaşımına, çok eski bir eğitim modelini Türkiye'nin önüne koymuş oldular. Neden eski? Değerler eğitim üzerine biliyorsunuz biçimlendi. Değer, erdem, eylem şekliyle bu üç sac ayak üzerine bu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konuldu. Değerler eğitimi aslında bir medrese eğitimi. Değerler eğitimi aslında bir kilise eğitimi ve bunlar çok önceden bırakıldı. Değerlerin öğrenilmesi toplumla beraber, aileyle birlikte yapılabilir. Önceden işte daha çok ahlak üzerine bir eğitim yaklaşımı vardı. Çünkü toplum henüz bilim ve bilimsel alanda belli bir gelişmişlik sağlamamıştı. Ama daha sonra bilimin gelişmesi, bilimin yol almasıyla birlikte eğitim modelinde daha çocukların bilimi keşfetmek, kendini keşfetmek, kendi becerilerini ve yeteneklerini ortaya koymak ve bu şekilde insanlığa nasıl faydalı olunabileceği şeklinde bir bilimsel eğitim yaklaşımından yöneldi. Ama Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli maalesef bunu tekrar arka plana çekti. Başından beri aslında 4+4+4 süreciyle eğitimi dinselleştirme süreci başladı. Tabii öncesinden elbette 12 Eylül, 12 Eylül'ün getirdiği herkese zorunlu din derslerini zorunlu kılmak. Ardından AKP iktidarı bunu daha da derinleştirerek devam etti. 4+4+4 modeliyle 2012'de geçilen bu modelle beraber İmam Hatip bölümleri, ortaokul bölümleri açıldı. İmam Hatipler teşvik edildi, sayıları arttırıldı. Bunlar yaparken Türkiye'deki Anadolu liselerinden vazgeçildi. Diğer taraftan proje okullarını giderek azalttılar. Okullar düzleminde ciddi bir değişiklik yaptılar ama okullar düzleminde yapılan değişiklik elbette ki yeterli olmadı. Müfredatta ve programda bir değişiklik yaptılar. Birçok proje yapıldı. Dini projeler yapıldı. ÇEDES gibi. Bu ÇEDES projesinin bu protokolün bir parçası Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber okullara vaizler, imamlar girmeye başladı. Hatta bugünlerde gündemde kendi sınıfından çocuklara vaize, imama göndermeyen öğretmenlere soruşturmalar açıldı. Bütün bu uygulamalar AKP iktidarının bir tercihi. Oysa Türkiye'de ve dünyanın her yerinde laik, bilimsel, seküler bir eğitim yaklaşımı herkes için olumlu ve doğru olan bir yaklaşım. Çünkü bilimsel ve eleştirel eğitimin olmadığı yerde, eleştirel aklın olmadığı yerde dogmalarla hareket etmek, dogmalarla dünyayı tariflemeye çalışmak, kutsal üzerinden dünyada olup bitenleri tanımlamak problemli bir şey. Bilimsel olmayan eğitim dini eğitimi içerir, laik eğitimi içermez. Din eğitimi de kime göre din? Hangi inanca göre? Hangi inancın din eğitimini vereceğiz? Peki bugün dünyada olup biten, ortaya konulan her türlü bilimsel ve teknolojik gelişim, keşifler, bilim insanları bunlar ilhamını nereden almıştır? Biz kutsaldan mı almıştır? Kur'an'dan mı almıştır? İncil'den mi almıştır? Hayır, bilimsel çalışmalarla, bilim ışığında bunu yapmıştır. O yüzden bilim ve bilimsel eğitim
çok önemli. Dünyayı doğru anlamak, doğru yorumlamak ve dünyadaki diğer ülkelerle yarışabilmek için. Diğer taraftan ana dilinde eğitim bir hak olarak herkesin ana dilinde, kendi ana dilinde eğitim alma hakkı var. Bu bir haktır. Bu bir hak olmaktan öteye, ana dilinde eğitim hak olmaktan öteye çocuğu dünyayı daha iyi yorumlamak, okuduklarını doğru anlayabilmek, anladıklarını paylaşabilmek açısından da önemli bir veri. Bakın biz 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'nde ana dille ilgili bir video hazırladık. Bu videodaki tüm görüş ve oradaki ifadeleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenim programından aldık. Onlar da vurguluyorlar. Ana dilinde eğitimin önemini, ana dilinde eğitimin çocuklar üzerindeki olumlu gelişimini bu topraklarda, Kürtlerde, Araplarda, Türklerde herkes kendi ana dilinde eğitim alma hakkına sahiptir. Olması gereken de budur. Aslında Türkiye'deki eğitim sorunları çok fazla dillendiriliyor, dile getiriliyor. Her gün neredeyse söyleniyor. Türkiye'deki birçok basın kuruluşu da bu sorunların dillendirilmesinde ciddi bir görev üstleniyor. Görevlerini yerine getiriyorlar. Ama sorun bu değil. Bir sorunu dillendirmek değil. Sorunu Sağır Sultan'a söylüyorsanız o sorunu duymamaya çalışıyor. Belli bir kesimi hiç duymuyor. Ve aslında Türkiye'deki eğitim sorunları eğitim bileşenleriyle birlikte yapılsa, yani pedagoglarla yapılsa, yani eğitim sendikalarıyla ortaklaşılarak yapılsa, yani bu işin mutfağında çalışan öğretmenlerle, akademisyenlerle bir eğitim programı ortaya konulsa, eğitim sorunları çok büyük bir oranda giderilmiş olur. En azından müfredat olarak giderilmiş olur. Ama diğer tarafından eğitimin sorunu sadece bir müfredat ve kitaplar ve kitaplardaki içerik sorunu değil. Eğitimin sorunu aynı zamanda birçok sebepten dolayı eğitime ulaşamama sorunu. Yani bu bölgesel farklılıklar, sınıfsal farklılıklar, iller arası farklılıklar, aile yapıları arasındaki farklılıklar, bütün bunları gözeten bir eğitim yaklaşımı da yok Türkiye'de. Diğer taraftan kamusal eğitimden vazgeçiliyor her geçen gün. Alevi çocukları zorunlu din derslerine tabi tutuluyor. Zorunlu din dersi şöyle bir ders olsa, hani bütün inançları anlatan, bütün inançları bir kültürel yaklaşım içerisinde anlatan bir ders olsa, elbette ki bundan kimse etkilenmez. Çocuklar dünyadaki inançları, beraberinde kendi inançlarını öğrenirler. Ama Türkiye'de Alevi çocuklarının, diğer bütün çocukların zorunlu olarak almaya mecbur kıldıkları din dersi Hanefi Sünni mezhebinin, bir mezhebinin inançlarını, inanç ritüellerini anlatan, onu bütün çocuklara kavratmaya çalışan ve onlar üzerinde bu inancı hakim kılmaya çalışan bir yaklaşım. O yüzden bu kabul edilemez. Zorunlu din derslerinin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz yetmiyor ama bu konuda verilmiş hukuki kararlar var. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, fakat AKP iktidarı bunların hiçbirini uygulamıyor. Uygulaması için ne yapılması lazım? Bu konuda ki sayının artması lazım. Alevi aileler çocuklarının zorunlu din dersini almasını istemiyorlarsa hepsinin toplu bir şekilde dilekçe verip çocuklarının bu zorunlu din eğitiminden azade kılınmasını istemesi gerekiyor. Bu konuda yoksa bugünkü Hanefi Sünni mezhebinin yaklaşımını, anlayışını çocuklara dayatan bir milli eğitim anlayışı ve milli eğitim yaklaşımıyla bu işin olabilme imkanı ve ihtimali yok. Bir sorunların sorunları derinlemesine analiz edemiyor toplum. Yani böyle bir şeyden yoksun. İki, devletin ve devletin kurumlarının çocuklara yanlış yapmayacağını düşünüyor halk. Yanlış yaptığını düşündüğü yerde de maalesef örgütlü bir şekilde buna tutum alamıyor. Bu 12 Eylül'ün getirdiği bir durum aslında. Ben hep söylüyorum, bugün ülkede yaşanan
insanların korkusu, kaygısı, örgütlü bir hale gelememesi, 12 Eylül'le atılan tohumlar, ondan sonra gelen iktidarların da aynı şekilde insanların haklarını arama noktasına geldiğinde despotik, faşizan tutum ve uygulamalarda bulunması. İnsanlar da bunu göze alamıyor aslında. Bu göze alamama meselesinden kaynaklı. Bu otoriter, İslamcı, gerici, ırkçı rejimlere çocuklarını teslim ediyorlar. Olması gereken bu değil. Elbette ki olması gereken demokratik bir devlette, demokratik yaklaşımlar içerisinde bütün eğitim programı da yapılırken bileşenlerle birlikte yapmak, uygulamak ve eğitimin sorunlarını eğitimin bileşenleriyle birlikte çözmek, itiraz gelen yerlere kulak vermek, neden itiraz geldiğini anlamaya çalışmak ama tek tipçi olunca, gerici, ırkçı bir eğitim yaklaşımı içinde olunca bunları da buna göre dizayn ediyorlar. Buna karşı aslında halkın ve daha çok aslında halkın da değil de ana muhalefet partilerinin daha güçlü bir ses vermesi gerekiyor. Bu konuda halkı da motive etmesi gerekiyor. Buralarda da bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ben. Muhalefet partilerinde. Çünkü Türkiye'de siyaset sadece seçimler üzerinden ve sadece parlamentoda yapılır gibi bir algı var. Hayır, sadece seçimle muhalefet yapılmaz. Sokaktan da muhalefet yapılır.